Selam. Bugün farklı bir havuza geldim. Yani nasıl, neresi olduğunu tarif etmeyeceğim tabii ki ama burası çok daha güzel bir havuz. Yani daha önce video attım mı bilmiyorum, yoksa bunu mu atacağım bilmiyorum ama daha farklı havuzlar da göstereceğim size. Bu aralarına gittiğim en güzeli. O yüzden bununla böyle çok güzel bir giriş çekmek istedim. Bir de attığım videodan sonra işte Work and Travel'a nasıl geldin, işlemleri nasıl hallettin, Work and Travel iptal olmamış mıydı vesaire vesaire. Bunları yanıtlayalım diye. Benim de çünkü işe başlamadan önce yaklaşık 1 saatlik bir boşluğum olacak. İşte buraya nasıl geldim, ne yapıyorum, ne yapacağım, planlarım neler vesaire. Hepsiyle alakalı konuşuruz. Şimdi dedim ki böyle çok güzel bir yol. Şimdi ön tarafı da gösteririm az sonra size. Böyle bir yerde giriş yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Diğer bir önceki yerden sonra bildiğiniz cennet gibi burası. Orası birazcık nasıl desem... Yani Amerika'ya geldim, buraya mı geldin mekanıydı ama burası Amerika'ya mı geldin, Amerika'ya mı geldin mekanı. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Evet. Abi buradaki evleri var ya, ben gerçekten hastayım ya. Hani o Amerikan filmlerinde gördüğümüz böyle işte iki katlı arkasında bahçesi olan işte basket potalı evler var ya. Az önce onların yanından geçtik yani buraya gelmeden önce. Burası böyle apartman kompleksi, birazcık daha ucuz bir mekan. Ama yani oradaki evler falan o kadar güzel ki. Hani bunu yapmak bu kadar zor olmamalı bence her yerde. Çünkü sadece iki katlı ev yapacaksın yani. Ve apartman yapmayacaksın. Bu kadar gerçekten zor bir şey olmamalı. Keşke bizim orada da bu kadar nasıl desem güzel yerleşilmiş olsa ama çarpık kentleşmeden vesaire. Evet geldik. Şurada tenis sahası var. Şurada. Şurada normal park var falan var. Şu arkası da havuz. Şurada. Şimdi oraya gideceğim. Evet. Geldik. Vardiyam 1,5 saat sonra başlıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Havuz da güzelmiş. Ve havuzun içinde çöp möp de yok. Yani temizlenecek bir şey de yok. Gayet iyi. Bugün kolay geçeceğe benziyor. Bakalım. Ben de işteyim. Evet. Gizli çekim. Tabii gizli çekim değil, şey yapıyorum şu anda. İki lifeguardla çalışıyoruz şu anda. Çünkü havuz bir tık büyük. İki lifeguardla çalıştığımız için de yarım saat vardiya yapıyoruz. O yüzden kendi vardiyamda dedim ki birazcık video çekeyim. Çünkü videonun girişini yaptık ama büyük ihtimalle ben bugün en azından havuzun yanında bu işte buraya nasıl geldim vesaire vesaireyi anlatacağım. O yüzden bunu akşama saklıyorum. Şimdi de böyle etrafı göstereyim. İnsanlar ne yapıyor? Burada hani böyle bu apartman komplekslerinin arkasında insanlar gerçekten ne yapıyor yani. Birazcık bunlara belki bakmak istersiniz diye böyle videolar çekeyim dedim. Küçük küçük. Birazcık da işte açıklarım buraya nasıl geldim, onu başlarım az sonra da diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben buraya nasıl geldim, birazcık bundan bahsedelim. Nasıl oldu işler, olaylar? Şimdi ben Work and Travel'lara bakıyordum zaten yani senenin başında böyle. Hani gider miyim acaba? Bu yaz olur mu? Korona var bilmem ne. Annemlere söylüyorum seneye gitsen mi? Vesaire vesaire böyle. Bayağı zaten sancılı bir süreç oldu. Zaten işte neden sadece benim gidebildiğim konusuna da değineceğim az sonra. Onunla alakalı işte o da korona ile alakalı bir şey zaten tamamen aslında. Şimdi ben ne zaman böyle Kasım, Aralık civarı ilanlara bakmaya başladım. İşte hangi şirket veriyor? Hani acentalara başvuruyorsunuz. Acentalar daha doğrusu sizin telefon numaranızı falan istiyor sizden. Sonra sizi geri arıyorlar. Geri aradıktan sonra diyorlar ki işte nereye gitmek istiyorsun? Şöyle şöyle işler var. Sizi arada sadece aracı oluyorlar yani acentalar. Size iş buluyorlar. İş bulduktan sonra aracaki bağlantıyı sağlıyorlar dediğim gibi. Ondan sonra çok fazla bir şey yaptıkları yok aslında. Bir de tabii ki yani aradaki bağlantıları sağlam tutarsanız acenteyle de yani kendinize daha fazla işte imkan sağlayabilirsiniz yani. O sizin kendinize bağlı bir şey aslında. Çünkü bende öyle oldu mesela. Hani sadece ben gittiğim için kendi gittiğim şirketten bana çok özen gösterdiler. Yani buradan da onlara teşekkür ediyorum. Yani çok rahat geldim buraya. Hani hiç sorun çıkmadı bu işlerde falan. Çok kolaylık sağladılar yani. Hani o sizle aradaki acenteye bağlı. Birçok acenta var yani. İnternetten bulabilirsiniz herhangi birini kendiniz için uygun. Aradıktan sonra işte konuşuyorsunuz dediğim gibi. Hani neresi olur, şehir olur, hangi iş olur, ne kadar para kazanırsınız vesaire. Bunların hepsini onlarla konuşmanız gerekiyor. Neden sadece ben gelebildim onu açıklayayım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin burada çalışabilmeniz için sizin çalışma vizesine ihtiyacınız var. Ve bu vizeyi aslında ayarlayan şey acenta oluyor. Yani siz bununla uğraşmaya kalkarsanız büyük ihtimalle
Yani siz bu çalışma vizesini almak için kendiniz uğraşmaya kalkarsanız zaten buradaki en sancılı süreç oluyor. Çünkü bilmiyorsunuz yani. Size birinin yol göstermesi lazım bununla alakalı. Ajanta zaten en çok parayı buradan kazanıyor. Ve sizin buraya para vermeniz ve ajantayı bu yüzden kullanmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız eğer, ki çoğunuzun da bilmediğini düşünüyorum. Ben bilmiyordum en azından, yani öyle diyeyim. Ama Allah'tan benim vize ihtiyacım yoktu. Çünkü benim Amerikan vatandaşlığım var. Neye geleceğim? Şimdi sizin bu vizeyi almanız gerekiyor dedim. Amerikan vatandaşlığınız yoksa veya buraya vizesiz giremiyorsanız. Bu vizeyi almanız için oldu. Bu vizeyi almanız için de size bu vizeyi Büyükelçiliğin vermesi gerekiyor. Ve Büyükelçiliğinde bu sırf Work and Travel programına uygun bir J1 vizesi var. Ama Büyükelçilik ne zamandı? Nisan civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Amerikan Büyükelçiliği dedi ki biz bu yıl J1 vizesi vermeyeceğiz koronadan dolayı. Bu yüzden Work and Travel programına başvuran, vize için sıra bekleyen kişilerin hiçbiri vize alamadı. Çünkü Amerikan Büyükelçiliği vize vermeyeceğini söyledi, dediğim gibi. Bundan sonra da sadece ya Amerikan vatandaşıysanız gelebiliyorsunuz ya da dediğim gibi hani buraya vizesiz girebilip çalışma izniniz olabiliyorsa gelebiliyorsunuz. O da %99 olasılıkta zaten Türkiye'den gelen Amerikan vatandaşının denk gelmesi lazım. Ki bu da çok zor bir olasılık diye düşünüyorum. Yani ben gibi gelen belki 3-5 kişi falan vardır. Hani geliyorlar ve bu videoyu görüyorlarsa söylesinler de tanışalım yani. Çünkü dediğim gibi o vizeler kalkınca herkesin parası yandı. Çünkü oraya da kapora yatırmanız gerekiyor. Atıyorum yani ilk 500 dolarını mesela yatırıyorsunuz. 500 doları yatırdıktan sonra ajanta sizin artık vize işlemlerinize başlıyor. O vize işlemleri biterse, yani büyükelçilik hayır derse, 500 doları vermiş oluyorsunuz ajantaya ve yanıyor. Ve benim birkaç tane arkadaşım mesela böyle yandı. Ben normalde arkadaşlarımla gelmek istiyordum ama kimse gelemedi bende. Çünkü bu durumu onlara anlattığımda, yani yemedi kısaca onların da gelmek. Yani 500 dolar vermek istemediler ilk başta kapora olarak. İyi ki de vermemişler zaten, dediğim gibi yanacaktı. Böyle bir durum oldu. O yüzden sadece ben geldim. Ama normal şartlarda dediğim gibi ajantaya başvurduktan sonra onlar size vize ayarlıyor, iş ayarlıyor. Kalacak yerle alakalı size bağlantılar sunuyor ki zaten kalacak yeriniz olmazsa burada, yani olmaz yani, gelseniz ne yazar? Bulmanız gerekiyor ve kalacak yere de az para da vermiyorsunuz yani bence. Haftalık kazancınıza bağlı olarak tabii ki. Ama bazı işler var, atıyorum yani otelde çalışıyorsunuz diyelim. Otelde çalışıyorsunuz, iş daha zor. Yani işte çarşaf değiştir, onu yap, bunu yap, otel odası temizliyorsun ama otelde kalıyorsun ve bunun için senden para almayabilirler. Veya şöyle bir şey de olabilir, direkt senin ücretinden kesiyor olabilirler otelde kalman şartıyla. Hani böyle durumlar olabilir. Bu artık yani tamamen spesifik olaylar. Sizle ajanta ve sizle işvereniniz arasında bitecek olaylar. Öyle diyeyim. Tam tersine atıyorum fabrikaya gidip çalışan insanlar da var. Atıyorum şey duymuştum ben, Alaska'da ton balığı bilmem nesinde çiftliğinde çalışan falan da duymuştum yani. Böyle birçok ton balığı mıydı, alabalık mıydı? Alabalıktı galiba. Hani birçok farklı iş var. Bu sizin işte ajantaları ne kadar aramanızla alakalı. Birçok teklif alabilirsiniz yani, sadece birinde kalmayın. Ben öyle yapmadım gerçi ama çünkü yani ben hani Work and Travel'a gelip böyle hani lanet olası iğrenç işler yapmak istemedim yani, tabiri caizse. Hani böyle nasıl desem, yani 10.000 15.000 dolar kazanmayayım. Belki hani karım o kadar olmasın ki zaten 15.000 dolar falan kar edemezsiniz yani 3 ay içerisinde. O çok zor. Hatta imkansız bence. Hani böyle gerçekten advanced bir işte çalışmanız lazım. Öyle lifeguardlık veya işte fabrikada çalışmakla yapılacak bir iş değil diye düşünüyorum. Bu tarz bir iş arıyordum ben, dediğim gibi. Hani böyle daha rahat, daha sakin ve çok da hani aşırı derecede para kazanma gözüyle bakmıyorum. Tabii ki para kazanmam gerekiyor. Ama hani bana yetsin yani. Ekstrası böyle ne bileyim hani kötü işler yapayım da çok para kazanayım kafasına gelmedim. O yüzden can kurtaranlık gayet normal bir iş. Ajantayı aradığımda direkt ben dedim ki zaten yani benim Amerikan vatandaşlığım var. Onlar dedi ki ooo seninki çok kolay o zaman. Yani sana vize yok, o yok, bu yok, gerek yok. Hani direkt seni biz gönderebiliriz. Ve onlar da mesela buradaki benim şu anda şöyle göstereyim hemen. High Sierra Pools'da çalışıyorum. Bu çok büyük yani Boston, Washington ve Virginia'da olan yani bayağı büyük bir, nasıl desem böyle size kafanızı canlandırmanız için, böyle 900 binin arasında toplamda can kurtaran çalıştıran bir şirket ve bayağı büyük, merkezi yani. Kalacak yerinizi bunlar ayarlıyor. İşte size üstüne araba veriyorlar çünkü bizim mesela arabamız var yani. Tabii o hani şansa bağlı birazcık yani, kaldığınız eve sizi atadıkları havuzlara bağlı olarak değişecek bir şey. O çok spesifik, onu kenara koyalım şimdilik. Bu tarz bir şirkette işe girdim ben. Çok daha rahat oldu çünkü dediğim gibi hani bunlar franchise olmuş bir şirket artık. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Çok da rahat bir şekilde bizi ağırlıyorlar, karşılıyorlar. Yani ilk kez Work and Travel öğrencisi de almıyorlar. Çünkü benim Türkiye'deki bulduğum ajanta yaptığı iş aslında dediğim gibi High Sierra ile çalışıyor bunlar. Ve High Sierra'ya Türkiye'den can kurtaran buluyorlar ve
Benden daha önce Work and Travel programıyla bu adamlara gelen var. O yüzden bu adamlar benim ne yapmak istediğimi biliyorlar mesela. İşte para kazanacak, ondan sonra gezmek isteyecek vesaire vesaire. Hani buna göre senin neden orada olduğunu yadırgamıyorlar yani. O yüzden de rahat oluyor. Böyle bir durum var. Şimdilik kısaca böyle açıklayabilirim yani. Daha fazla sorunuz olursa dediğim gibi yorumlara yazın. Onlara da cevaplamaya çalışırım. Olmazsa bir tane daha video çekeriz bununla alakalı. İşte ne kadar para kazanıyorum vesaire vesaireyi de onları da hani akşam bir tane daha video çekersem yani bir daha ileride konuşursam bu vlogun içerisinde o zaman zaten görürsünüz işte ne kadar para kazanıyorum, ne kadar para biriktirmeye çalışıyorum, işte ne kadar kalacağım vesaire vesaire. Evi de göstermek istiyorum size, evin içini vesaire, bu şekilde diyebilirim şimdilik. Bakın şimdi size göstereceğim, bu şu anda 11. günüm çalıştığım, yanlış hatırlamıyorsam aynen 10 veya 11 olması lazım. Burası 3. havuzum, geldiğim ve en büyük havuz bu. Burada o yüzden 2 lifeguard çalışıyoruz. Birincisi şurada dediğim gibi, ikincisi burada, şurada Miranda var şu anda. Say hi to Miranda. Evet. İlk kez 2 lifeguard çalışıyoruz bende. Çalışıyoruz bende ne? İşte anladınız. İşte insanlar takılıyor böyle. Çok tatlı bir yer. O gösterdiğim apartman kompleksinin en arka kısmı burası. Şurada şeyler var. Havuzun arka tarafı burası. İçeride böyle oturmalık yerler vesaire, çok güzel takılmalık yerler var. Yani insanlar rahat burada ya. İşte bizim ekipmanlar falan filan. Yani çok basit işler yaptığımız. Çok rahat geçiyor. Gayet de eğlenceli diyeyim. Çünkü sadece havuzun başında oturup insanları gözetliyorsunuz ve saat başı kimyasallarını vesairesini kontrol ediyorsunuz. Şu anlık gayet güzel gidiyor diyebilirim. Evet. Böyle oturma takımları falan var. Ay, niye oturma takımı tanıtıyorsam. Şurayı çok beğendim abi. Ne olduğunu anlayamadım ama hemen göstereyim size. Baksanıza bence çok güzel gözüküyor. İşte oda nasıl böyle... Burası bekleme odası. İşte şurada mutfağı falan var, buzdolabı var. Buzdolabına baktım boşmuş. İşte barbeküler falan var burada bakın. 50 tane barbekü falan. İşte gayet güzel. Herhangi bir havuzun bekleme odası. Ha bütün havuzlar böyle değil bu arada yani. Yanlış anlaşılmasın ama bu havuz güzel gerçekten. I'm just starting, you know, recording the video. Let's see your dives, guys. Oh, that was bad. Did I do it? Nope. No? Okay, hold on. Can I? Yep. Just wait. Just wait. And it's your turn. A bad dive again? No, it was a very bad dive. Let's go. Oh, that was nice. Oh, that was perfect. Okay. What do you mean? Do you want to dive in? Oh no. Dive. How do you dive? Yeah. Wait, let me show you. The video to me. You need to. Don't push me. I almost pushed you. Tutorials now. Yeah, guys. Diving tutorials. Yeah, it's a diving tutorial. Hold on. You need to, as I said. Keep your arms and legs still, and your arms must be like this, and maybe... Oh, no, no, no. Yeah, it was cold, and I don't want you to, you know, put my phone inside the... Keep her away, keep her away. It's not bothersome. Okay, Sophie, I gotta keep you contained for a while. Yeah? You need to keep your foot like this. Wait, hold it, I wanna try, I wanna try. Hold it, hold it, hold it. I don't wanna get... Still, while you are in your ear, okay? Yeah. And after that, you need to go like this, but you... She just went right in. Like that? Yeah, like that, but you need to, you know, combine your foot together. Okay? Are you rushing? Yeah. Wait, oh, wait, I have a question, I have a question. This is just a guess, are you rushing? No. Really? Yeah. You're wrong. I think I know how. Wait, what are you? Wait, what are you from? I've been hearing and you haven't answered. I'm a professional video camera. 2, 1, go! And the winner is by far... He's coming! The Minecraft guy! And the winner is... Minecraft guy! Hey guys, sorry for you. And the second one... Yeah, the Carlos guy. The bomb guy.
And the third one is the backflip guy. The bomb guy. And the fourth one is, oh my god. And the fourth one is the last guy. Little girl. So guys, she's Miranda and she is the first one as a guest, as a Native American in my channel. So I wanted to, you know, make you meet with her. Hello. Yeah. Say hi to my subscribers, you know. They are used to seeing, how can I say, education stuff in my channel, but, you know, I started to change my channel a bit. So how was your first work day with me? It was good. Yeah, was really good. We had a lot of fun actually. Yeah, yeah. You have to say more. Yeah. What am I saying? You know, just say something. I'll cut there. There's no problem about that. I like dogs. Is that good? Yeah. Say something in Turkish. Okay. Arkadaşlar, bu büyük ihtimalle ikinci vlog olacak ama emin değilim. Neyse, umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu sen... I was going to say something to you in Turkish. Oh. Just, you know, say subscribe and share the channel and other stuff in English. Just you. Oh, me you say? Yeah. Okay. Subscribe and like and comment on this video. And share the channel. And share the channel. Thank you, guys. It's a great channel. Thank you.